YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar Uzman Kerem Akça. Bugün sizlerle 93. Oscar Ödül Töreni ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. 93. Oscar ödüllerinin e, politik açıdan söyleminin Nomadland üzerinden olacağı belliydi. E, bu anlamda da açıkçası Me Too dönemine uygun bir yaklaşımla e, fi, ödül e, finallendi ve açıkçası da yani ee, özellikle yani son 10 yıldaki en böyle bariz e, Toronto üzerinden yürüyen zafer de aslında Nomadland zaferi e, belki de hani daha önce e, Spotlight, e, Shape of Water, e, King's Speech e, gibi filmler bu kadar net değildi ama yani King's Speech biraz da netti aslında yani ama social network biraz daha rakipti. Nomadland yani yanında hiç rakip bile yok gibiydi. E, belki daniye King's Speechle Artiste belki yarışabilir son 10 yıldaki en bariz Toronto çıkışlı ödül olarak. Ve bu döneme çok uydu. o da buradan da devamında da yürüyecek, gidecek. Amerika'da kendini bir noktaya taşıyacak. Bu anlamda da açıkçası gerçekten Catherine Bigelow'dan sonra ikinci kez bir kadın yönetmen filmi Oscar'a ulaşması bir yana... E, ...ilk kez bir kadın hikayesi anlatan yönetmen Oscar'a ulaşmış oldu. Hem film hem de yönetmeni aldı. Bu da gerçekten sarsıcı bir istatistik. E, bu, bu konuda açıkçası e, daha da iddialı şeyler söyleyebiliriz. E, gerçekten de e, Nomadland'in kadın hikayesi olarak çarpıcı olması e, daha da e, önemli hale geliyor bana göre. E, Hurt'la yani Catherine Bigelow'un işçiliği ve çok böyle hani e aşırı bir iz bırakacak bir noktaya varmıyordu. Aksine geri usulü savaş filmlerinin çekilmesine alan açtı sonrasında. E o anlamda da açıkçası çok e, Kloezoa bu açıdan da değerli bir zaferi imza attı. E ve çok barizdi. Yani gecede açıkçası çok böyle sürpriz olan bir kategori çok az vardı. E sadece Judas and the Black Messiah'ın şarkısı yani iki tane ödüle ulaşmasına sağladı. Ya aslında Yusef Sands The Black Messiah'nın bir altın kürede bir şarkı ödülüne ulaşarak bir iki ödülle kendini böyle hissettirmesini ve sonrasında Oscar'da da en iyi yönetmene bile girmesini bekliyordum ben. Biraz geç oldu şarkı ödülü ama yine de gerçekleşti. Yani gerçekten de buradaki hani Afro Amerikan filmleri senin Afro Amerikan filmleri içerisinde öne çıkan bir yapıttı. Ee, ve yani Steve McQueen'in e, Mangrove daha çok öne çıkarılsa da Small Axe'i onun oradaki e, filmlerin e, lerinde, e, dizinin bölümleri olarak alınan filmlerin de birçoğunun üzerindeydi bana göre Judas and the Black Messiah bu açıdan e, değerli oldu. Genel anlamda hani Trial of Chicago 7 e, haricindeki filmler yani 1 2 ödül aldı. Nomadland 3 ödül aldı. E, Marines Black Bottom'da burada iki ödül alanlar arasında katıldı. E, böylesi bir istatistik vardı ve Trial of Chicago 7'ın da bir anda böylesi devre dışı kalması tabii ki ilginç yani. Ama yani Aaron Sorkin'in de biraz böyle bıçak sırtı bir hali var genelde. Steve Jobs örneğin Altın Küre'de e, şeyi alıp e, senaryo ödülünü alıp e, Oscar'a aday bile olmamıştı. Yani öylesi bir durumu var. E bu anlamda da açıkçası değerli bir geceyi geride bıraktık. Hatırlanacak yani ödüllerle hatırlanacak bir geceyi geride bıraktık. Ama onun haricinde verilen mesajlar yerine çok ulaşmadı. Yani 23 kategoride sadece dört tane net Afro-Amerikalı isim zaferi ulaştı. E sağ olun iki zaferini de dahil edersek ki yani Camp Powers ortak yönetmen olarak adı geçiyor ve tabii ki müzisyen olarak da 3 müzisyenden biri olarak John Baptist'in adı geçiyor. Yani onları da geçirirsek hani 5-6'ya uzanıyor. Ama 23'te 5-6 biraz çok düşük. E aksine biraz da yani etnik köken de devreye girdiğinde biraz siyahi arka plan devre dışı kalmış gibi bir nok şekilde noktalandı tören. Ve daha önce zaten oyuncu ödüllerinde 4 kategoriden ikisinde siyahi ismin ödüle ulaştığını görmüştük en fazla. Bu sene sadece bir tane ulaştı ama... Ee, Yun Yun Yung'un ulaşması da aslında biraz burada beyaz ve etnik köken ayrımını ortaya koydu. Ee, biraz da hani Yun Yun Yung'un ödülü alması diğer siyahi adayların e, başını uçurdu gibi bir algıya vardı. E, bu anlamda da aslında en böyle deneyimli isimlerden birinin ödül alması tabii ki saygıya değer. E, ama bunun ötesinde de gecenin hani beyaz bir şekilde noktalanması Oscar So White deyişlerini yeniden akla getirdi. E, bu anlamda da yani Moonlight nasıl ödül aldığında beyaz yapımcıları sahneye çıkıp ödül aldıysa e, Years Slave'deki Steve McQueen en azından ortak yapımcılardan biri olarak çıkmıştı ve ilk siyahi yapımcıyı da ödül alan Oscar ödülü alan film kategorisinde böyle bir istatistik kalkındırdıysa burada da benzer bir durum devreye girdi ve Nomadland'den sonra gelen iki oyuncu kategorisi ödülleri gerçekleşti i̇şte ödül verildi ve ikisi de beyaz olunca Fransız ve Anthony Hopkins olunca çok da biraz Oscar Soho White'a kaydı. Actor Mont'un aslında e, neredeyse aynı Claozo ile eşit Oscar'a olarak geceden ayrılması da ilginçti. Yani sevilmesini kanıtladı. Zira yapımcıları arasındaydı filmin aynı zamanda. E, ve hem, hem kadın oyuncu aldı hem yapımcı ödülünü aldı. Claozo işe 3 ödülle ayrıldı. E, aslında Bong Joon-ho'dan e, eksik e, ne eksiği ne artısı olan bir e, yönetmendi aslında. Özellikle son iki filmiyle The Rider ve Nomadland'te bu anlamda da biraz ...biraz yani Bong Joon-ho'nun aldığı ödül sayısına ulaşamaması ki dörde ulaşmıştı o... İşe, ...senaryoyu da katmıştı... ...bu açıdan akademinin yani bir kez daha cinsiyetçiliğini ortaya koyan bir durum oldu bu... ...yani bir saklı cinsiyetçiliğini... ...ve Frances McDormand'ın da Catherine Hepburn'un yani 12 adaylıkta 14 ödül aldığı bir kadın oyuncu kategorisinde... ...3 adaylıkta 3'te 3 yapması... ...geleceğe dair de Marshall Şelal'i de 2'ye 2 yapmıştı... ...yani böylesi sevilen oyuncular oluyor onu gösterdi aslında ve Franz McDermott'un 3'te 3 yapması da yani aslında o kategoride bir çekişme olduğu için de hani net sürpriz olarak anlamaz ama o kategoride Bayisler'de 3. sırada giden bir isimdi Franz McDermott. Yani o anlamda da e, devreye girdi ve bunun ötesinde de yani özgün senaryo ve uyarlama senaryoda da aslında e, cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkılıyor gibi gözükse de tam tersi gerçekleşti. Kulayazova'ya ödül ver verilmemesi verilmemesi ki bu bu uyarlama biraz yani Hollywood'a yatkın bir uyarlamaydı. Çünkü Kloyazov genel anlamda amatör oyuncularla çalışan bir yönetmen. E burada ilk kez Francis McDormand ve Davis Stratton ile çalıştı ki Francis McDormand başrol. Yani diğer oyuncular ise amatör oyunculardı ve böylesi bir doku drama yaklaşımını o noktaya taşıma olanağı bulmasına karşın akademinin e, yani şey kalbine giremedi. Belki de e, daha ziyade Francis McDormand sevilmiş olabilir. E, bu anlamda da e açıkçası yani The Father ödülün gitmesi uyarlama senaryonun da biraz yani Oscar So White'ın devamı olarak algılanabilir. E tabii ki sağlı iki ödül çıkması değerli çünkü orada bir siyahi müzik yani hikayesi anlatılıyor ve arka planında da entelektüel damarları olan, entelektüel katmanları olan bir hikaye bu. E bu açıdan yani gerçekten değerli bir ödül verildi. E ama bunun ötesindeki kategorilerde de Mare iki ödül çıkması Sound of Metal'e de bu anlamda iki ödül çıkması bu yılın Sağla birlikte en böyle müzisyen hikayesi olarak sevilen filmi olduğunu kanıtladı. Açıkçası yani en iyi gör görüntü yönetimi kategorisinde Mank hani biraz bahislerde ikinci sırada olsa da son dakikada ödülü aldı. Bu biraz yani son iki aydaki düşünmenin katkısıyla oldu. E, son iki ayda Oscar'ın iki ay törenin iki ay atması tabii ki en çok Judas and the Black Messiah'ya yaradığı Sundance'e filmi veren HBO Max'e yaradı ama onun ötesinde de Mank üzerinde düşünülebildi. Ee, ve tabi Promising Young Woman ve The Father üzerine düşünülebildi ve e, en iyi kadın oyuncu kategorisi en iyi erkek oyuncu kategorisine dahi de düşünebildi. Yani Chadwick Boseman daha yakın olabilirdi çünkü The Father'ın e, Oscar üyelerine e, screenerları e, Aralık sonunda gitti. O yüzden yani The Father'la Promising Young Woman oradan bir inmeyle yürüdü. Yani Oscar Şubat sonu olsaydı böylesi bir inmeyi arkalarına alamayabilirlerdi. Yani özgün senaryoda da Erin Sorkin ödülü kazanabilirdi. ...öylesi bir tablo devreye girebilirdi. Yani o anlamda da biraz... E, ...yani öylesi bir yaklaşımla da... ...biraz Promising Young Woman'ın... E, ...ve e, The Father'ın... E, ...şeyi bu anlamda daha böyle bir... ...etkili oldu. Ve tabii ki yani pro, bu senenin... hani Me Too senaryosu da Promising Young Woman oldu. Try... E, şey diyen yerine ki o... ...gayet doğal çünkü bir... ...Emerald Fennell orada bir yani süper kahramanı... ...sanki ön bölümüne imza atıyor... ...ve öylesi filmi noktalıyor. DC film... ...DC Comics'e bir proje üretmesi bundan sonra da gayet doğal. Bundan sonraki sene tabii ki Kloyazov'un Disney yaptığı süper kahraman filmi... ...Eternals'la da Oscar'da nereye geleceği merak konusu. Son 15 senede şüphesiz Toronto Film Festivali bir ağırlık hissettirdi. 16'da 14'e çıkardı bu istatistiğini. Ama yani işin ilginç tarafı gelecek sene için şöyle bir istatistik devreye girebilir. Yani bu sene en düşük bütçeli son 15 senedeki en düşük bütçeli film Oscar'a ulaşmıştı. en son 2006'da yani Toronto'nun serisinin başladığı yıl Crash 6,5 milyon dolarla zafere ulaşmıştı. Sonrasında ise 10 milyonla 30-40 milyon arasında gidip gelen bütçe olarak filmler genelde zafere ulaşmıştı. ve bunun etkisiyle de aslında böyle hani e, görsel efekt konusunda kasant, ...kasıntı gözüken filmler çok e, biraz da devre dışı kalmıştı bu devrede. E Avatar'ı da bu, bunlara katabiliriz. E, bu anlamda da açıkçası bu yıl, önümüzdeki yıl daha böyle e, Departed nasıl 2007'de e, 90 milyon dolarla hani bu devrenin en fazla son 15 yılın en yüksek bütçeli filmi olduysa zafera ulaşan. E, bu anlamda da gelecek yılda e, belki de hani 20 milyonla 90 milyon dolar arası bir film e, zafera ulaşabilir. Bu e, tahmine bu profile uyan filmlerde ilk bakışta French Dispatch e, e, Searchlight'ın e, HBO Max'in King Richard'ı yine HBO Max'in Dune'u ve e, Netflix'in Don't Look Up'ı olabilir. Yani böylesi bir ima olabilir ve e, Wes Anderson'ın French Dispatch'i de üzerine koya, koya giden Wes Anderson'ı e, bir noktaya getirebilir. E, onu zaman gösterecek ve festival açıları, açılışları gösterecek çünkü e, Netflix onları iyi idare etmek zorunda artık. E, bu açıdan şimdilik Oscar'dan beklenen önümüzdeki seneye dair... E, ...2025'teki inisiyatif yeni yayınlanan... E, ...ve her dalda etki çeşitliği arttıran bir e, şey var, kural var. O kural dayatmasının, e, öylesi bir yani kurallaştırmanın işi... E, ...ne kadar bu, bundan sonraki iki senede aktif hale geleceği... ...yani 2022, 2023 ve 2024'te şu anda soru işareti ama bu şimdiden aslında... Ee, özellikle yani HBO Max'in ve Searchlight'ın e, işi sıkı tuttuğu söylenebilir. Yani Netflix'in de işi sıkı tuttuğu ve Apple TV'nin de alımlara başladığı söylenebilir. Bu anlamda da Searchlight'ın özellikle e, French Dispatch'i e, Kandı Temmuz'da açıp oradan bir Oscar yarışına yürütme algısı var. Ki daha önce Grand Budapest Hotel beklendiğinden fazla yürümüştü ve senaryo ödülü bile almıştı. Ve Anderson gibi e, akademiye ters gelebilecek bir yönetmen tarihi hikaye anlattığında... Burada da öyle bir damar olabilir. E onun ötesinde de HBO Max'in de Dune'a yükleneceğini biliyoruz. Yani Dune'un geçen sene böyle bir seçeneği yoktu vizyona girseydi. HBO Max bir güçe dönüştü ve Judas and the Black Messiah'ı da o noktaya taşıdı. E öylesi bir nokta var. Netflix'in de Don't Look Do Up gibi, Passing gibi Sundance'dan aldıkları, Power of the Dog gibi kanda gösterilmesi beklenen Jane Campion filmi veya Vanity'de e öylesi filmleri var ve e, bunlar merak konusu. HBO Max'in tabii King Richard'ı da var. E böyle filmler merak konusu ama e, özellikle yani bana göre e, ne Apple TV'nin e, Sound dersten aldığı kodadaki e, malumatın yani yardımcı kadın oyuncu kategorisinde net favori. E, orada yani büyük ödüle ulaşsa da yani daha önce zaten Minari'nin oyuncusu da oradan büyük ödül sonrası yardımcı kazın oyuncuya ulaştığını görüyoruz. Marley Matrin orada 2'de iki 2 iki yapabilir. 2 adaylıkta çok sevilen bir oyuncu. Halberi de Oscar'da kendi PR stratejisine malzeme etti ve o anlamda da bu Netflix'in filmiyle kadın oyuncu da bir yere yürüyebilir. O da 2'de 2 yapabilir. Will Smith'te de King Richard'la bir şeyler yapabilir. Onları zaman gösterecek ama ben yani daha ziyade bundan sonra iki yılı biraz daha Oscar So White yılı film kategorisinde öyle olacağını düşünüyorum. Görece zaman gösterecek.